Mehmet Özkaya, ben 1988'den beri buradayım. Kapalı Çarşı'daydık biz daha evvel. Kapalı Çarşı Restore'ya gelince buradan yer aldık, buradayız. 88'den beri buradayız. Vallahi yeterince bilgilendirme yapıldı. Belediyeye gittik, oradaki arkadaşlar genellikle bizi bilgilendirdiler. Biz bir an evvel yıkılıp yerimize geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle ki şu anda ne dükkanımıza bir çivi çakabiliyor, ne restore yapabiliyor, ne mal alabiliyor. Bizim belediye başkanımızdan ricamız bir an evvel buranın ihaleye verilip bizim dükkanlarımızın yapılıp karşı tarafa geçmemiz bu. Yani bu plan ve projeden gittik, baktık, izledik, gördük, memnunuz yani. Cami kebirimiz için de iyi, hayırlısı olsun, etrafı açılacak, Kayserimiz daha güzel olacak. Bütün esnaf arkadaşlarımız burada 30-31 tane dükkan iş yeri var. Hepimiz de teker teker çağırdılar. Biz bir an evvel şu anda TOKİ'ye ihaleye verilecekmiş herhalde bildiğimiz kadarıyla. Onu bekliyoruz. İnşallah gelecek sene Mart'ta da yetkili arkadaşın verdiğine göre Mart'ta siz yerinize geçeceksiniz. Ondan sonra burayı yıkacağız diyorlar. Bekliyoruz. Yani inşallah korunur. Buralar yıkıldı mıydı? Herhalde ileride de şuradaki gökdelenler falan, otel falan oraların projesi var. Buralar açıldı mıydı? Hamamımız, camimiz, vezir hanımız hepsi ortaya çıkacak. Bir an evvel restore yapırsa Kayserimiz için bir gelir kaynağı, turizm kaynağı olacak. Biz bir projeden memnunuz. Bizim bir an evvel istediğimiz belediye başkanımızdan bir an evvel buraların ihalesi verilip bir an evvel karşı yerimize geçmeyi düşünüyoruz yani. Şu anda elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Ali Yarımlı Er, Gençler Burandan'ın sahibiyim. Buranın kentsel dönüşüme sıkıyorlar. Efendime söyleyeyim. Burada bir okul var da Hacerli Kara Mercan İlkokulu. Oranın burayı oraya taşıyacaktı. Geçenlerde 3. ayın 15'inde falan bizi belediye davet etti. 10.30'dan 11.30'a kadar bir saat bir bilgi verdi. Sağlıklı bir bilgi alamadık. Efendim, bize dedikleri metrekareniz düşüyor, fark çıkıyor. Para da vereceğiniz, değerlemeye sokacağız. Bizim halihazırdaki dükkanlarımızı görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Bizim 25 metre dükkanımız var. Bu 12-13, bu 22-23 metreye falan düşebilir diyorlar. Artı para çıkabilir diyorlar. Bir yuvarlak, başka da bir bilgi vermediler. Mesele bu kadar biliyoruz. Başka da bir bildiğimiz yok. Vallahi bize daha açıklamalı, daha net, bizim anlayacağımız türde, esnafın, halkın anlayacağı dilde daha geniş bir şeylerin vermeleri lazım belediyenin. Efendim, Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde bir kentsel kentsel dönüşüm daire başkanlığı varmış. Orada bize bilgi verdiler. Burada biz 8-10-15 kişi gibi gittik. Pek öyle bir kafamıza yatar bir bilgi alamadık. Bir daha da çağıracağız falan dediler. Onu da bilmiyoruz yani. Çünkü biz burada ömrümüz geçti. Ben 40 senedir burada mülkiyetini aldım, otururum. Babamın döneminden belli. Buradaki esnafların hepsi de %90'ı da saatin mülk sahibi. Evet. Efendime söyleyeyim. Başka da bir bilgi vermediler bize. Ama bir daha çağırırız. 3. ayın, 4. ayın içerisinde falan dediler. Bu kadar bir bildiğimiz var. Yani caminin çevresinin açılmasını istiyorlar. Zaten cami, bizim dükkanlarımız caminin karşısında 40 metre mesafedeyiz biz. Ha, belediye daha değişik, geniş bir plan, proje yapacaksa onu da bilmiyoruz biz. İyi mi olur, kötü mü olur onu da bilmiyoruz. Ha, belediye caminin çevresini açmayı düşünüyor, doğrudur. Hatta bir duyuntumuzda bu caminin kıble tarafında cenaze konan yerler var ya, oradaki 5-6 blokta kalkacağını söylüyorlar. Orayı da bilmiyoruz. Ama öyle bir bilgiler, halk arasında dönüşüm var. Bu, bildiğimiz bu kadar arkadaşlar.